Merhaba, YouTuber Eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomda gösterdiğim abone sayım ve izlenmelerimi şu an geçmiş bulunmaktayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün senin kanalın hakkında yaptığın hatalardan bahsetmek istiyorum. Bu arada söylediğim şeyleri dikkatli dinlemeni kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu hataları birçok kanalın yaptığını fark ettiğim için söylüyorum. Farklı kategorilerde video paylaşma. Abi hem oyun hem eğlence videosu paylaşabilir miyim? Her telden video paylaşabilir miyim? Böyle bir şey yok sevgili güzel kardeşim. Neden yok biliyor musun? Örnek vererek açıklayayım sana. Sen bir oyun kanalısın. Sırf sen başka kanallarda çok izlendi diye futbol videosu paylaştın mesela. Ben oyun videosu izlemeyi sevdiğim için sana abone oldum. Ben senin futbol videonu izlemem ki. Abone olduğum halde videonu izlemekten vazgeçtim. Sen gün geçtikçe farklı videolar atmaya başladın. Yemek videosu, eğlence videosu derken aboneden çıktım gittim. Böylelikle ne oldu? İzleyici kaybetmiş oldun. Bu yüzden böyle şeylere dikkat et. Kategorinden asla sapma. Kanalın yemek kanalı ise yemek videoları paylaş. Oyun ise oyun, gezi ise gezi. Kitleni büyüttükçe onlara danışarak ilerle. 5000 e abonen oldu. Oyun videosu paylaştığın kanalında eğlence videosu attın kitlen çok sevdiyse devam et. Yoksa kesinlikle sapma. Ana sayfanın önemi. Birçok kanal ana sayfasını düzenlemiyor. Bunu yapma. Ben senin videolarını beğendim oynatma listesinden tüm videolarını izlemek istiyorum. Fakat düzensiz olduğu için izleyemiyorum. Bunu izleyicilere yapma. Birisi kanalını ziyaret etmiş ise ona güzel şeyler sun. Örneğin yemek kanalın var ise bunu şu şekilde ayarlayabilirsin. Kek tarifleri, tatlı tarifleri, kahvaltı videoları gibi. Böylece izleyici videoların arasında kaybolmaz, istediği videoya ulaşabilir. Profil ve kapak resmini rastgele yapma. Birisi kanalını ziyaret ettiğinde gözüne hoş gelsin. Abonen az olsa bile profil ve kapak resmi ilgi çekici olduğu için kanalın otomatikman güzel olduğunu anlatsın. Videolarının küçük resimlerini rastgele yapma. Videoyu çektin, montajladın. Sıra geldi YouTube'a yüklemeye. Videoyu heyecanla insanlara sunmak için can atıyorsun, biliyorum. Bunu ben de yaşıyorum. Fakat biraz sakin ve sabırlı ol. Çünkü videonun küçük resmi çok 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 önemli. Hocam video kaliteli, küçük resim kötü olsa ne olur diyorsun. Biliyorum. Şöyle örnek vereyim sana ben. Videon kaliteli, bunda anlaştık. İnsanlara sundun. Fakat gözüne ilgi çekici veya sıradan basit bir resim gelirse insanlar tıklar mı? Gösterim tıklanma oranı diye bir şey var sonuçta. Öyle değil mi? İşte bu yüzden videolarının küçük resimlerini her zaman ilgi çekici yapmaya özen göster. Videolarını rastgele paylaşma. Peki bu ne demek? Pazartesi gece 12, salı sabah 5, çarşamba akşam 11 gibi. Böyle rastgele paylaşma. Kanalın yeni ise her gün video atmayı dene. Eğer her gün vaktin yoksa kanalını canlı tutmaya çalış. Haftada 3 videoda zorlanıyorsan 2 video atmayı dene. Hem videoyu atmış olursun hem de kanalın aktif bir şekilde ayakta tutarsın. Böylelikle yeni bir kanal olmuş olsan bile genel izleyiciler senin video atma sıklığını fark edecek ve takibi değer olduğunu görecektir. İzleyicilerle bağ kurmak. Bu ne demek? Birçok kanalda yine fark ettiğim şey, insanlar yorum attığı halde sadece kalp atıp bırakıyorlar veya hiç cevap atmıyorlar. İnsanlar senin videonu değerli görüp yorum atıyor. Sen de onlara cevap ver. Çok yeni bir kanalsın. Yorumlara yetişemiyorum gibi bir lüksün yok. Eğer gerçekten YouTube'da başarmak istiyorsan bu şart altın kurallardan birisidir bu. Kitleni sev. Kanal hakkında kısmını boş bırakma. Seni izleyenler, seni seven insanlar kanalın hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu yüzden kanal hakkında kısmını olabildiğince güzel bir şekilde doldurmaya çalış. Çünkü seni seven insanlar senin hakkında bilgi edinmek ister. Umarım video faydalı olmuştur. Ben YouTuber eğitimleri. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.